İstanbul Şişli'de trafikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotic'in katil zanlılarıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Peki kimler neden öldürdü? 1,5 milyon euroluk suikastın perde arkasında ne var? A Haber muhabiri Kübra Kılıç detaylarla karşımızda. Evet, Sırp suç örgütü lideri 9 Eylül'de Şişli'de trafikte seyir halindeydi ve iki motosikletli kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucu orada hayatını kaybetti. Eşi, çocuğu ve şoförü ise sağ bir şekilde kurtarıldı. Olayın ardından hemen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri faillerin yakalanması için bir çalışma başlattı. Ve Sırp suç örgütü liderinin öldürüldüğü yerden başlayarak tam 200 noktada 1700 saat kamera kaydı incelemesi yaptı. Bu şekilde motosikletin aslında güzergahını çizdiler ve olay günü onu takip eden bir araç olduğu tespit edildi. Aracın plakasını da belirleyen ekipler araç ve motosiklet üzerinde yoğunlaştı. Dediğimiz gibi yapılan çalışmalarda motoru kullanan kişinin kırmızı bültenle aranan bir suç örgütü üyesi Yakup Doğan, Sırp suç örgütü liderini silahla ateş eden kişinin ise yine aynı örgütü üye olan Emircan Sümer olduğu anlaşıldı. Organize ekipler Sırp suç örgütü liderinin aracında da inceleme yaptı ve araçta da arabanın altında bagaj kısmının içerisinde döşemenin altında GPS cihazı buldu. Aslında bir süredir Sırp suç örgütü liderinin izlendiği anlaşıldı, takip edildiği anlaşıldı. Polisin yaptığı çalışmalarda Sırp suç örgütü liderini öldürülmesi için 1,5 milyon euroya anlaşıldığı da ortaya çıktı. Sırp suç örgütü elebaşı öldürülmesine ilişkin tam 12 kişi gözaltına alınmıştı. Onu tutuklandı. İkisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı diyelim ve sözü size bırakalım.